Eski Elmore şehrinde ocak ortasıydı ve herkesin morali oldukça bozuktu. Yılın ilk ayı korkunç ve can sıkıcıdır. Yılbaşı geçmiştir ve ışıklar azalmaktadır. Kutlayacak bir şey ve bayram neşesi olmayınca keyifli hiçbir şey yoktur yılın bu zamanında. Mavi renkli küçük bir çocuk dışında. Hayır, bir dakika, canı sıkkındı onun da. Ne oldu? Ocak ayından nefret ediyorum. Öyle canım sıkkın ki konuşurken ağzımı oynatmaya bile tenezzül etmiyorum. Evet, söylenişi bile can sıkıcı geliyor. Ocak ayı. Bir sonraki yılbaşına ne kadar var? 365 gün, 333 gün okul, 300 matematik dersi ve günün bitmesini beklerken 7000 kez saate bakmak demek oluyor. Yeni bir tatile ihtiyacımız var. Büyükanneler ya da sevgililer günü gibi uydurma bir kutlama mı? Aynen öyle. Kendi tatilimizi icat ederiz ve herkes mutlu olur. Üzüntüsü azaldı ve küçük çocuk gülümsedi. Ama işsiz kalırdım bu hikaye bitseydi. Peki adın ne olsun? Eğlence günü nasıl? Adında eğlence olan şeyler hiç eğlenceli değil. Eğlence koşusu, eğlence yarışı, eğlence sınavı. Peki bağımsızlık günü nasıl? Yaşasın. Özgürlüğümüzün olmamasını kutlarız artık. Peruk dalgası nasıl? Peruk dalgası fena isim değil. Cidden mi? Evet, gel bir sörfçü için. Polka partisi yeşilsen zamanı, kamal vakti, cızırtı günü. Cızırtı günü ne? Sadece yılın en güzel günü. Bu arada sana ne oldu? Güneşi o kadar uzun zamandır görmüyorum ki bütün rengim gitti. Depresyondayım. O zaman niye dans ediyorsun? Sanırım bir titreme geldi. Sıkma canını. İnsan bugün üzülür mü hiç? Herkes biliyor ki bugün cızırtı günü. Kafiyeli konuşan benim burada. Sen de yaparsın kendi boş zamanında. İşte böyle doğdu cızırtı günü yalanı. Tek gereken bütün şehrin uyumasıydı. Peki cızırtı gününde ne oluyor? Herkes hediyeler alıyor ve ziyafet oluyor ve hepimiz cızırtı babanın ruhunu paylaşıyoruz. İşte bu. Cızırtı baba mı? O nasıl biri? Sakalı var, spor ayakkabıları ve deri ceketi var. Hepsi o kadar mı? Polisten kaçan birine benzettim. Hayır, de. Hayır, o çok iyi biri. O yüzden baba diyorlar. Hepimize hediyeler getiriyor. Kuzakla mı? Yok, kar olmadığı için sihirli minibüsünü sürüyor. Renk geyikleriyle mi? Hayır, çok davalı biri. Onun şeyleri var. Dobermanları. İsimleri ne? Çöpçü, kokuşmuş, ekşimiş, öfkeli ve kuduz. İyi biri olduğuna emin misin? Bana bayağı metalci gibi geldi. Ama metalcileri bilirsin. Sert görünürler ama sadece deri seven ipilerdir. Harika. Peki okuldan yırtacak mıyız? Tabii ki. Anlat bize. Evlere nasıl giriyor? Tuvaletten. Neden? Adam üstü başı iyisi olsun istemiyor. Cızırtı gününde ne tür müzik çalınır? Grindcore. Grindcore da ne? Grindcore şöyle bir şey. Black metalle karıştırmamalısın. O daha çok... Bir yaygın hata da Viking metalle karıştırmak. O da çöp tenekesine baltayla vurmayı andırıyor. Sağ ol Rocky ama senin otobüsü sürüyor olman gerekmiyor. Doğru ama cızırtı gününü konuşmayı tercih ederim. Mutlu cızırtı günleri Bayan Semyon. O da ne demek? Okul tatil oldu ve cızırtı babadan hediyeler alacağız demek. Bu tam bir mega saçmaya benziyor. O ne? Saçmanın bin katı oluyor. Hayır, doğru söylüyor. O bantlar niye? Öyle sıkıcıydı ki gülümsemeyi unuttum. Yüz kaslarım da unuttu. O yüzden doğaçlama yaptım. Ama cızırtı günü olduğu için artık buna ihtiyacım yok. Kendine gel. Cızırtı günü bir yalan. Bu çok açık değil mi? Hayır, resmi bir tatil. Cızırtı günü bir şeyler yapılan bir ülkeye dayanıyor. Cızırtı günü. Ben orijinal Prusya ağzıyla söylemiştim. Orada ne işin var? Çok üzgün olduğumdan ilkbahara kadar uyuyacaktım. Ama ben her neysem öyle bir şey yapmıyormuşum. Neyse bugün tatil, iyi cızırtı günü. Buraya dönün. Bugün okul günü. Size ocakta mutlu olacak bir şey olmadığını kanıtlayacağım. İşte o zaman anladı Bayan Simyon ne yapacağını. Herkese gösterecekti cızırtı günü yalanını. Baba, o kazağı nereden aldın? Cızırtı pazarından. Şimdiden cızırtı pazarı mı açılmış? Tuvalet süsleri nereden aldım sanıyorsun? Pekala, cızırtı ziyafetinde ne yiyeceğiz? Kavrulmuş, beyazlatılmış gübrenin yanında şampuan garnitür. Rayonun yanlış tarafındayız. Cızırtı ziyafetinde ne yiyeceğiz? Bebek köpek hamuru.